Bugün sana sordum Firuze. Baban için ne yapabilirsin diye sana sordum. Ben düğmeye bastım. Baban çok yakında çıkacak. İnan çıkmasına izin vermem kadar kolay olur engel olmam. Ama mesele şu anda bu değil. Bugün Ayaz geldiğinde gördüğüm Firuze. İnan bana seni şu halinden daha çok şaşırttı beni. Anlamadım. Anlamadım deme. Anlamadım. Beni kesmez artık. Şimdi söyle Firuze. Ayaz'la aramıza neden girdin? Hı? Şimdi hemen açıkla bana. Ayaz'ı neden korudun? Neden? Gözlerindeki bakış. Neden Firuze? Ayaz senin için kim? Hı? Kim? Ayaz için falan değil. Ben birine zarar vermeyin diye aranıza girdim, o kadar. Abla. Öldü. Ben öldürdüm. Ne oluyor ablacığım, ne oluyor, ne oluyor? Abla ben kendimi korumak için yaptım. Ben çok korktum. Bana bir şey yapmasından korktum. Kim Elvan, kim Elvan, kim ablacığım, kim Elvan? Ne oluyor, anlat Elvan. Yasin abi. Kardeşine saldırmış. Ama burası onun evi. Ne olursa olsun kardeşinin cezası büyük olur. Kardeşin daha çok küçük. Şu an ağlamanın değil, karar vermenin zamanı. Hadi Firuze, al kardeşini git. İzin ver halledeyim. Hırsız girmiş gibi yaparım, kimse anlamaz. Sen ne diyorsun? Kardeşini al git diyorum.
Bana bırak. Burada biri öldü. Burada biri öldü. Evet. Aynen öyle öldü. Değiştiremezsin. Hadi kabul et. Hayır. Hayır, bu doğru değil, hayır. Kardeşinin bu yaşta cezaevine girmesi mi doğru? Firuze. Hadi. Sen benim kabul edeceğimi mi düşünüyorsun? Edeceksin. Başka çaren yok. Hayır. Ben bu kadar adalet peşinde koştururken sana boyun eğmem. Hayır. Buna mecbursun. Kardeşini yakamazsın. Senin için her şeyi yaparım Firuze. Ne istersen. Bak, baban için elimden gelen her şeyi yaptım. Şimdi de yaparım. Anlardık Firuze, anlardık. Ben seni bir gecelik değil, bir ömür istiyorum. Bir ömür. Ben senin karanlığına ayak basmam. Ben sana boyun eğmem. Ben senden sadece nefret ediyorum, nefret. Peki. Peki. Ferhan, hadi ablacığım. Allah'a emanet ol. Onu orada bırakamayız. Ne yapacağız? Elvan, hadi ablacığım, bulacağız bir çaresini. Hadi. Abla, ben öldürdüm onu. Ben nasıl yaptım böyle bir şey? Elvan. Hadi. 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 Hadi Elvan. Elvan, yapma. Elvan'ım, yapma ablacığım. Hadi lütfen. Abla. Anneme ne diyeceğim ben? Hiçbir şey. Hiçbir şey demeyeceksin. Thank you.
yapacağım. Sessiz ol, tamam mı? Geldiniz mi bacım? Geldik. Acayip film var ya, gelin gel. Bizim filmimiz daha güzel. Daha güzel. Bizde esas kız bayağı... Abo. Kıkırdı mı? Kıkırdı mı? Gel ablacığım. Hiç okudun mu? Okudum. Bir dakika, bir dakika. Beni niye bekletiyorsunuz hala burada? Vedat komiserim de bırakın desin, bırakacağım. Nerede olabileceğiyle ilgili birkaç tahminim var. Ne gibi?
gidiyorum ta karşıya işe. İyi bak kardeşine, mamasını yedirmeyi unutma, tamam mı? Tamam. Dikkat et, Allah'a emanet. Kaderine küskün anneler yüzünden çocukluğumun üstü açık kalmış iki biçareydik biz. Tutunacak dalımız yoktu birbirimizden başka. Boyumuzdan, yaşımızdan büyüktü sorumluluklarımız. Yokluğa bıraktık yaşanmamış çocukluklarımızı. Ekmek kavgasına feda ettik ana kucağını. Biz hadi ablacığım. Aferin. Ablan sana bunu mu yapmış? Hadi bakalım hiç. Aferin sana. Aferin. Anla bir zaman. Gibisin sen Firuze, sen nazlı bir çiçek, bir orman uykusu, üzüm buzu gibisin sen Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen bir deli rüzgar gibi. Firuze, uyumuyor bu, uyutmuyor da bak seni istiyor. Vallahi koptu belim bakalım, geç şuraya. Ayağını da salla azıcık. Al bakalım. Heh, salla güzelce. Korkma, korkma tamam mı minik kızım? Ben hep burada olacağım, yanımda olacağım. Acılı bir bakış. Yerleşirse kirpinin ucunda göz bebeğine, her şeyin bedeli var, güzelliğini de bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Thank you.
Ablama bak. Sesim yankılanıyor. Fare girse acından ölür vallahi. Ne bekliyordun? Darambara mı? Yok anneciğim, estağfurullah. Ben şey, başka manada söyledim. Bana bak, yayılma evime. Gitmen yakın. O nikahı da kıydırmayacağım. Seni gelin diye baş tacı da etmeyeceğim. Buraya gelirken artık ne umduysan avcunu yalarsın. Senin güttüğün koyun kadar benim çoban görmüşlüğüm var be. Anladın? Kazandım sanma yani. Savaş yeni başlıyor. Bismillah. Günaydın. Oo, bu ne şıklık bir aliyen. Hayırdır ya? Ha, işe. Dolap boşmuş. Bak, kraliyet ailesinden misafirimiz var, ona karşı mahcup olduk. Siz yayılın, ben koca kadın gideyim çalışayım. Çeksin Ali'ye, çekecek Ali'ye. İş mi buldun Ali'ye? Ha, iş buldum ya. Arayan buluyor oğlum. Mevlasını da, belasını da. Bu neydi ya Faruk? Gördün değil mi? Maşallah, ananın dili zehir gibi yani. Fırsatını bulduğumu da hiç şey yapmıyor, sokuşturuyor bana hep. Sokar, onun lakabı Çengel Ali'ye, takmadan duramaz. Ama ben sana dedim. Sevdam değil mi? Hadi bir ekmek alayım ben, sen de şu şeyi koy. Şey Faruk, peynir de alsana. Tulum. Tulum? Hı hı, tereyağı da. Bir de bal. Bal da alayım. Hı. Neyle alayım? Öpeyim mi bakkalı? Yazdır. Ne olacak ki? Ödersin sonra. Yazdırayım. Çok açım Faruk. Hadi bir tane. Salon ortasında öpücük atma. Abla, polisler ne zaman almaya gelecekler beni? Ablacığım. Polisler falan gelmeyecek ablacığım. Unut, tamam mı? Bak, bunların hiçbiri senin suçun değil. Sen daha çok küçüksün. Ve ben senin yaralanmana asla izin vermeyeceğim. Bana güven. Tamam mı? Sen okuyacaksın. Senin önünde daha upuzun, çok güzel bir hayatın olacak. Belki çok zor olacak bunları unutman ama... beraber üstesinden geleceğiz. Merak etme. Abla nasıl olacak? Adam öldü. Biri yardım etti. Yasin'e... yani kimin ne yaptığı belli olmayacak. Kimse anlamayacak. Hırsız yaptı, salacaklar. Kim yardım etti? Sakın. Sakın Firuze. Sakın aklından bile geçireyim deme. İyi biri. İyi biri bize yardım etti. Kimseye zarar gelmeyecek. Hele sen. Ertan Bey, günaydın. Odanızdan memnun kalmışsınız umarım. Çok. Aç hadi, aç.
Efendim Mehveş. Alo, Ayaz. Ertan'ı bırakmışlar. Yine 4 ayak üstüne düşmüş. Bilsele yüklemiş dilekçenin gelişini. Baş mühendisi de ayarlamış. İkisi de onun ifadesini doğrulamış. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Ayaz, dilekçeyi senin gönderdiğini öğrenmesi an meselesi. Dolayısıyla beni de. Bak bana söz verdin. Sakın beni karıştırma. Tamam. Bence sen de kendine dikkat et. Bak öğrenirse... Kapatıyorum Mehveş. Annem ne olur uyan. İyi misin annem? Duyuyor musun beni? Annem gözlerini aç ne olur. Anne. Ölmüş. Allah tahsilatını alsın. Düşmanı var mıydı? Nasıl olmuş acaba? Karnından şişlenmiş. Aykut. Polisi aradık. Aykut. Aykut. Ne oluyor oğlum? Kanka bizim Yasin abi kesmişler. Sizlere ölmüş. Siktir iyiydin. Ya bizim Kerim bulmuş. Kirasını ödüyormuş. Adan kan revan. Mahalle çalkalandı. Duymadınız mı? Duymadık. Duymadık oğlum. Hadi, hadi. Ne oluyor Mehveş? Söyledim ya geçen gün bizim kızlar yurt dışı planlamış. Birkaç gün kaçamak yapacağım. Ne kaçamağı saçmalama. Şurada kaç gün kaldı düğüne beni yalnız mı bırakacaksın? Sakin anneciğim. Düğünden önce döneceğim. Çok gereksiz bir karar. İptal edemiyor musun? Edemiyorum anne. Çünkü çok yoruldum. Bak bu evdeki herkes kendi keyfinin peşinde. Bir tek ben kendimi parçalıyorum sizin için. Kusura bakma ama Mehveş mola alıyor. Görüşürüz. Şerife. Nereye? Hiç. Birkaç gün yokum. Berrak. Ne bu hali? Neredeydin dün gece? Dedektifçilik oynuyordum Mehveş. Kimse bana doğruyu söylemediği için öğrenmeye çalışıyorum. Berrakcığım. İnsan en büyük yalanı kendisine söyler. İnanması en kolay yalandır çünkü bu. Bu söylediğimi bir düşün.
Ne oluyor? Abi, abi anneme bir şey oldu. Abi anneme bir şey oldu abi. Annem uyan annem. Ne oluyor? Mete ne oluyor? Ha, abi bilmiyorum abi. Bir anda oldu, anlamadık hiçbir şey ya. Annem. Annem ne oluyor ya? Anne. 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 Oğlum nasıl oldu bu? Abi birden bayıldı annem, anlamadım ben. Gördün mü? Abi ben de görmedim valla. Hiç haberim yok, bir baktım bayılmış. Filiz çağırdı beni de. Anne uyan anne. Çabuk 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 arabaya. Filiz çabuk. Koş koş. Lan Yasin'i öldürmüşler. Hırsız girmiş eve. Acı şey bu. Bizi eve almayan adam mı bu? Ha o kızım adamı deşmişler Firuze. Parçalamışlar karnını marnını, kaç kişi artık. Oğlum herkes mahallede herifi öldürmüşler ya. Ben merak ettim, gidip bakacağım. Ya Sevda dur Allah'ını seversen dur. Ablacığım aç kapıyı. Ablacığım hadi aç kapıyı, ben yanına geleyim. Hadi izin ver yanına geleyim, ne olursun. Hadi ablacığım aç kapıyı lütfen. Elleri kırılsın Yasin'in, ne zararı var? Düşmanı varmış, düşmanı. Mahallede katil mi var? Ay kaldırmışlar mıdır cesedi? Sen nereye gidiyorsun? Polis yeni geliyordu ben eve geçerken. Yürü. Ay ne oluyor be? Yürü. Ne çekiştiriyorsun Faruk ya? Tamam buradan bak. Niye? İşkillendirmeyelim şimdi milleti. Ne alaka be? Ya kızım adamla gırtlak kırtlağa geldik. Papaz olduk. Bu mahalle bir şey olacak üstümüze. Bize çevrilecek oklar. Faruk. Sen mi yaptın lan? Ya Sevda saçmalama. Ne dokunacağım Yasin'e? Elin. Ne korkuyorsun o zaman ya? Korkuttun beni de. Artist tamam. Yürü acıktım ben. Sana söylemeyeyim. Söylemeyeyim, sürpriz olsun diyordum ama babam çıkacak biliyor musun? Gerçekten mi kız? Bak gerçekten. Biz dilekçeyi bulduk. Babam bugün bilemedin yarın çıkar. Her şey yine eskisi gibi olacak ablacığım. Babam gidecek. Seni boncuk gözlüm diye sevecek. Okula giderken saçlarını örecek. Her şey yine eskisi gibi olacak ablacığım. Hadi ne olursun. Hadi. Gerçekten çıkacak mı babam? Çıkacak. Neden söylemiyorsun sabahtan beri? Var ya bak, sen cadısın madısın ama sana helal olsun ha. Sen tuttuğunu koparıyorsun kızım. Ben senin önünde hürmetle eğiliyorum, o kadar. Filiz, bir dur ya. Bayıldı sadece. Belki tansiyonu düşmüştür. Tamam. Abi açsana şunu ya. Duymuyor musun iki saattir dırdır? Ne var Berrak, ne var? Geceden beri seni arıyorum Ayaz, neredesin? Niye telefonlarımı açmıyorsun? Bu mu yani? Neredesin? Bu mu yani? Bunun için mi aradın? Ne diyorsun sen Ayaz? Müsait değildim, açmadım. Oldu mu Berrak, tamam mı? Yeter mi, bitti mi? Her şeyi öğrendim ben.
Arkadaşın kaza falan geçirmemiş. Neredesin? Sus ya. Lütfen sus. Yeter. Sus. Doktor hanım, nasıl anne? Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Nasıl yani? Ne demek bu? Şimdiye kadar tedavi gördüğü hastaneyle görüştük. Anneniz tedaviyi bırakmış. Ne? Nasıl olur ya? Haftada 3 gün diyalize gidiyor ya. Mümkün değil böyle bir şey. Evet ama doktorun artık tedavi olmak istemediğini söylemiş. Şu anki tablonun sebebi de bu. Şimdi inceleyeceğiz detaylı bir şekilde. Geri dönüş olmayan bir noktada mı, ne kadar hasar almış. Daha sonra size bilgi vereceğiz. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Kendinde değil. 2 dakika. Annem. Annem buradayım. Oğlum. Üzülme. Annem niye yaptın? Acıdan kahrımdan öleyim mi istiyorsun? Bunları konuşmadık mı seninle biz? Hı? Konuştuk. Ama dinlemedin. O kadar vermeye alışmışsın ki. Kendini feda etmeye, yardım almamaya, söylenmemeye. Dinlemedin. Ayaz beni durduramaz. Uçan benim. Ben seni böyle seyrederken her gün ölüyorum. Bir gün öleyim. Yeter ki oğlum başkalarına kul köle olmasın. Annem, ölüme yatıyorsun annem. Ölüme yatıyorsun, yapma. Biliyor musun? Babam bizi hiç sevmedi. Esas beni. Hiç sevmedi. Bir kız vardı. Ona aşık. Ailesi izin vermemiş. Kader işte, biz evlendik. Sevdiğine kavuşamamanın verdiği acıyla hep beni hırpaladı. Benden çıkardı. Benden olanlardı. Ama sen babanın kaderini yaşadın. Sen Firuze ile bir yuva kuracaksın. Onlar kötü insanlar. Bizi yarımızdan avladılar. Sana biçtikleri hayata minnet ettirmeyeceğim.
Duyuyor musun beni Ertan? Bitti! Duydun mu beni? Bitti! Ayaz? Ne oluyor? Gerçekleri öğrenmeye hazır mısın Berrak? Ne diyorsun sen Ayaz? Düğün yok, yani evlilik de yok. Ne diyorsun Ayaz? Ne oluyor? Bir şey söyler misin? Kendini seni sevecek birini buldu. O kişi ben değilim. Ayaz! Ne oluyor Ayaz? Ölüyor lan. Annem ölüyor! Ayaz ne oluyor? Eğer ona bir şey olursa seni yaşatmam Ertan. Vallahi billahi yaşatmam. Bitti. Artık aramızda hukuk falan kalmadı. Bitti. Ayaz ne diyorsun? Ayaz ne oluyor? Bir şey anlat. Bunları bilmek hakkın ya. Bir şey söyle bana, susma. Abine sor, o anlatsın leşliğini. Ayaz. Ayaz lütfen bir şey söyle. Gitme. Cesedi çıkartın. Sakladığımız kimliği de yanına koyun. Bir de ihbarda bulunun. Ceset mi? Ha? Ceset mi? Sen ne? Tatlım ne cesedi? Ceset meset yok. Yanlış duymuşsun. Sen neler yapıyorsun? Ha? Tatlım. Sen ne yapıyorsun abi? Çabuk söyle. Ne cesedi? Berrak. Neler çeviriyorsun? Anlat abi. Yeter. Tatlım. Yeter artık. Yeter. Gözlerimi kapatmayı bırak artık. Gerçek neyse söyle. Sevdiğim adam az önce beni terk etti. Her şeyimi kaybettim az önce. Oysa sonuna kadar inanmak istedim beni sevdiğine. Ama görüyorum ki doğruymuş. Sen ne yaptın da onu bana mecbur bıraktın? Hiç sevmemiş beni. Sevdi seni. Sevmemiş. Sevdi. Sevmemiş beni hiç. Berrak, ben sana hiç yalan söyledim mi? Söyledin. Ama ben hep sana inanmayı seçtim. Babam. Sen uyandığında kaza olmuştu. Öyle söylemiştin bana. Ama ben her şeyi gördüm. Ver dedim sana şunu Ertan. Bırak! Bırak dedim! Babam! Ah! Kavganızı her sahnesini gördüm. Sen sebep oldun diyemem ama olmadın da diyemiyorum. Seni sevdiğim için her şeyi sakladım. Kimseye bir şey söyleyemedim. Seni korumak için. Kendime bile söyleyemedim. Korktum. Kendimden bile korudum seni. Şimdi Mehveş bile beni kıskanıyor ya. Hep beni korumandan, beni sevmenden. Ben neden olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben senin suç ortağınım. Senin sırdaşınım diye, değil mi? Ben sana hiç ihanet etmedim. Sen neden bana ediyorsun? Afiyet olsun canım. Nasıl? Daha iyi. Üşüttü mü o? Ayakları hep çıplak geziyor ya ondan. Abi ben çıkıyorum, bir avukata gideceğim. Babam ne zaman çıkacakmış öğreneyim. Tamam. Hadi bakalım. Ben yolculuğum görümceme. Hadi geçir görümceni bakalım. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii olur iste.
Elvan'ın biraz canı sıkkın. Bugün onunla ilgilensen olur mu yani? Göz kulak olsan yeter. Kız bacına emanet ediyorsun, delisin. Kızım bana boşuna mı psikolog Sevda diyorlar? Ben adamda ne dert bırakırım ne tasa bırakırım. Vallahi çeker alırım ciğerinden karısını, hiç merak etme sen. Ben de. Sağ ol. Ama belki bir gün sen de dökülürsün ha, güçlü kadın. Senin derdin hepsinden büyük. Ben seni yavaş yavaş tanımaya başladım. Anlamadın mı sanıyorsun? Kardeşin için kendini yakacaksın. Biliyorum. Baban için yaptıkların, göze aldıklarını düşündükten sonra bu hiç şaşırtıcı değil. Biz seninle beraberdik. Kulaklarımla duydum. Kardeşim ben öldürdüm dedi. Tanığım. Firuze. Çok güçlü bir tanık. Sen suçu üstüne alsan da bir ifademle savcının düşüncesini değiştirebilirim. Araştırıp kardeşini sorguya alırlar. Beni destekleyen deliller de var. Mesela kardeşinin elindeki cam kesikleri. Bir de bana pek öyle yalan söylemeyi becerebilen bir kız gibi de gelmedi. Anında çözer onu polis. İtiraf eder. Tutuklanır. Ne kadar yatar biliyor musun? Ha? Söyleyeyim mi? En az 20 yıl. 20 yıl. İçeriden çıksa bile hayatını kaybetmiş bitik biri olur. Karar ver Firuze. Hadi. Bu gece burada bir adam öldü. Belli ki hak etti. Şimdi söyle, kardeşinin geleceğinin, ömrünün katili olacak mısın? İşte hayat bu. Hayat böyle. Kınadığın yerden sınanırsın. Ayakta durup yıkılmayana binen çok olur. Anlamadın mı sanıyorsun? Ama biliyor musun? Bizim millet sevmez öyle ayakları üzerinde duran güçlü kadınları. Vallahi. Kız aç bak bütün dizilere. Bütün kadınlar sümük gibi. Böyle bu oyunun bükük olacak. Böyle ezik bakacak falan. Biz mağdur severiz ya. Ezik severiz biz. Öyle olayı da şak şak için çok olurdu. Yolu doğru olanın yükü ağır olunmuş. Yolum da benim. Yükümdü. Sağ ol. Sen de sağ ol. Önder Bey. Söyle Firuze. Ertan. Neden tutuklanmadı? Niye hala dışarıda? Ah Firuze. Kötüler her türlü kazanır. Bunu öğrendiğin zaman sen de büyümüş olacaksın. 10 hamle sonrasını düşünen bir adam bu Ertan Demirkan. Ama sen şimdi buna takılma, tamam mı? O da yolunu bulur nasıl olsa. Baban çıkacak. Senin sevincin de bu olsun ha? Ne zaman çıkacak? İşte o belli değil. Umalım bugün olur. En kötüsü yarın. Teşekkür ederim. Siz haber verin, ben karşılamaya gideceğim. Tamam.
benim kapımı açmanıza gerek yok. Ben kendimi açabilirim. Peki Firuze Hanım, nasıl isterseniz. Nereye gidiyoruz? Yola çıkalım. Ertan Bey haber verecek. Elvan. Ne bu halin senin ya? Ha? Karadeniz'de Titanik'in falan mı battı? Aman battıysa battı canım, ne yapalım? Ölmedik, hayattayız şükür. Tamam bak, her daim bunu söyleyeceksin. Bu üçü çok önemli. Ben öyle yaparım. Atarım göbeğimi, salarım dertlerimi. Oh, ne üzüleceğim vallahi, hiç de üzülmem kimse için. Hadi. Hadi kız. Kalk gel. Geç kaçma, vallahi bak çok eğleneceğiz. Hadi. Şu bebek suratına kıyar ya. He? Şu surata bak be. Bana bak. Seni şu hale getireni var ya. Sal gitsin cehennem dibine. Ölsün gebersin pislik. He? Bak. Şimdi bazen dertler böyle toplanırlar. Hepsi birlik olurlar. İnsanın üstüne üstüne gelirler. Evet. Ama sen ne yapacaksın biliyor musun? Keyfine odaklanacaksın. Tamam, anladım. Ağlama kız. Ağlat. Vallahi. Sloganım bu olsun. Ağlama, ağlat. Saçlarını yapayım mı? Ha? Kız çok da güzel saçların var ha Elvan. Maşallah. Vallahi kuaförlüğüm iyidir benim. 3 yıl mesai yaptım kuaförde yani. Zirvede bıraktım işi. Söyleyeyim. Yok abla, sağ ol. Ay, senin abla diyen dillerini yesinler be. Bir de yenge de bakayım. Yenge. Ya sen ne masum, ne elma yanak bir şeysin ya. Canım benim. Boncuk gözlerine kurban olsunlar senin. Kimse üzmesin seni. Kalk, kalk. Hadi, hadi bakalım. Gel. Ay hadi kız. Gel. Abi. Doktor bizimle görüşmek istiyor. Konuşacakmış. Biz de seni bekledik. Nerede? Gel. Merhaba hocam. Buyurun, hoş geldiniz. Oturun lütfen. Bütün tahliller bize şunu gösteriyor ki annenizin durumu biraz kritik. Derhal organ nakli yapılması gerekiyor. Burada. Tatlım, emin misin? Hiç olmadığım kadar. Peki. Gel. Otur. Yıllarca kaçtıkları babası eve geliyor. Filiz eve almak istemeyince de izle işte. Anne bırak, bırak. Sen buraya gel bakayım. Sen buraya gel bakayım. Sen var ya lan. Sen var ya. Bırak.
Beni aradı. Yardım istedi, ben de ettim. Karşılığı ben miydim? Ha? Onu böyle mi tehdit ettin? Sen ne yaptın böyle? Ha? Beni bir yalana mı inandırdın? Senin için Berrak. Senin için. Eğer sen şımarık bir çocuk olmasaydın, oyuncakçı dükkanından oyuncak seçer gibi Ayaz'ı istemeseydin, bütün bunlar başımıza gelmezdi. Ben bunu istemedim senden. Senden bunu istemedim. Ben beni sevsin istedim sadece. Belki o zaman bir ihtimalimiz olurdu. Küçücük de olsa bir ihtimal olurdu belki. Tertemiz. Ama sadece bizim ihtimalimiz. Berrak. Berrak dur. Eğer bunu ona teslim edersen uçurtmanın ipini salmış olursun. İşte o zaman kaybedersin. Benim olmayan bir şeyi nasıl kaybederim ki? Eğer bu ihtimali benden çalmazsan işte o zaman gerçek bir şansım olur. Belki bir ihtimalimiz olur. Dakika bastırmanız yeterlidir. Geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. İyi yırttınız vallahi. Bana kaldı. Delirtme lan beni. Benim kan grubumu söyle, ben verecektim. Sana bırakır mıyım bu işi? Kalk. Kalk, nazlanma hadi. Neyse. Doku uyumu var mı göreceğiz. Alo. Filiz neredesiniz? Hastanedeyiz Berrak abla. Korhan. Tamam. Efendim. Teyzem bütün gece uyumadı. Nereye gidecekse onu sen bırak. Tamamdır. Merak etme dedim. Teyze. Emir büyük yerden. Ertan Bey göreviniz hakkında bilgi verdi mi size? Yok. Ya sorması ayıp, sen ne kadar maaş alıyorsun acaba? Sigortanı falan yapıyorlardır herhalde değil mi? Aliye Hanım, bu evde kimse kimsenin maaş yeri sigortasıyla filan alakadar olmaz. Ben size odaların temizliği ve üç işlerini vereyim. Yalnız rica edeceğim, bunları yaparken mümkün olduğu kadar görünmez olun. Hmm. Yani öyle gerekli, gereksiz ev halkıyla muhatap olmayın. Hayalet ol diyorsun yani ha? Olurum. Olurum da korkmayasın. Arada yapıveririm ben ama şakacıyım bir de. Ertan Bey'le kahvelerini istiyorum. Hazır fındıcım al. Sabahki kıyamet niye kopmuş orada, ne bildin mi? Ayaz Bey, hiç öyle görmemişim ben. Ya Ertan Bey'in de gözü dondu. Haydi bismillah. Ben götüreyim bunları. Siz günlük gıybete devam edin. Gıybet candır, gıybet vitamindir. Devam. Nehver, sabah sabah aniden tatile çıktı. Söyledim diyor ama hiç hatırlamıyorum. İlginç. Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Belli ki senin de haberin yok. Haberim yok. Ama tahminlerim var. Ertan, neler oluyor? Şu aklından geçenleri benimle de bir paylaşsan. Ayaz evimizi basıyormuş gibi kapımıza dayandı. Berrak dünden beri hiç normal değil. E sen de dün gece yoktun. Neler oluyor? Zahmet olmazsa, hani annenizim ya. Ben de bilmek istiyorum. Vakti gelince öğrenirsin halde Sultan. Afiyet olsun. Aliye Hanım, siz burada mıydınız? Evet. Yarın gel başla dediniz, ben de başladım şükür.
Cümleten hayırlı olsun. İyi yapmışsınız da artık gerek kalmadı. İyi de sebep? Hani niye gidiyorum şimdi? Kızınız anlatır. Filiz, böyle bırakma kendini abicim. Hadi toparlan. Ya abi tamam da yani ya Mete'ye olmaz derlerse? Böyle bir ihtimal de var sonuçta değil mi? O zaman ne yapacağız abi biz? Bulacağız. O zaman da uyan başka donörler bulacağız. Bulacağız. Söz konusu olan Safiye Sultan. Niye bırakmış tedaviyi? Sen sordun. Ne dedi sana? Efendim anne. Çözmüş kız. Allah kitap çarpsın ki biliyor. Kim neyi çözmüş? Ertan şeytanı bir daha gelme dedi. Gözümün içine baka baka kızına sor o sana anlatır dedi. Vallahi yavaşçacık attım kendimi dışarı. Bana bak sen de çıkma o herifin karşısına tamam mı? Biliyorum anne merak etme. E niye bana söylemedin? Anne tamam hadi anlatırım sonra. Deseydin ya bana saf saf gittim bir de evlerine. Hepsi manyak bunların. Sen neredesin evde misin? Yok. İşim var benim, halledip geleceğim. Her şey yolunda, sen merak etme, tamam mı? Tamam. Abi. Abi. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geliyorum. Ne yaptın? Nasıl olmuş bu olay? Abi Ertan uyanık çıktı. Dilekçenin fotokopisi çıkınca Aslı'nın geleceğini anlayıp her şeyi hazırlamış. Yani baş mühendis zaten ağır kanser hastası. Yani adam da her şeyi kabul etmiş. Yani artık ne vaat ettiyse. Ertan'a bir şey olmayacak değil mi? Yok abi. Olmayacak. Yaşar Pınar serbest kalacak mı? Ander Bey başvuru yaptı. Çıkar. Firuze haber vermedi mi? Arıyorum açmıyor ki. Geri de dönüş yapmıyor. Bir derdi var belli. Belli. Ayaz biraz konuşabilir miyiz? Berrak şimdi hiç sırası değil. Kafam çok dolu. Annemin durumu çok ağır. Biliyorum ama çok önemli. Tam da annen ve seninle ilgili. Lütfen. Biliyorum ben Serhat'ım. Abi benim duruşmam var. Ben çıktım. Tamam. Ayağına sağlık. Çok geçmiş olsun ya. Durum ciddi galiba. Başlasam, nereden başlasam bilmiyorum ama kendimi çok aptal, çok değersiz hissediyorum. Annenin bu kadar kötüleştiğini, bu durumda olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Gerçi... Gerçi ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Beni sevmediğini... ...bana mecbur bırakıldığını...
hepsini öğrendim. Abimin seni bana nasıl mecbur bıraktığını, bunu nasıl yaptığını hepsini biliyorum. Ben sadece beni sev istedim, o kadar. Başka hiçbir şey istemedim ki. Berrak. Çok özür dilerim. Buna ben de sebep oldum. Hayır, hayır, hayır. Sen değilsin. Sen sadece mahkum edilmişsin. Seni özgür bırakıyorum. Özgürlüğünün anahtarı burada. Kahve, süt. Anlayacağına izin vermem. Sevdiğim kadının içeride yatmasına izin vermem. Hadi halledelim. Bana sadece evet de. Ağlama. Ağlama lütfen. Kimsenin canı yanmayacak. Basit bir hırsızlık vakası. Hadi. Evet de bana. Evet. Hoş geldin. İlk kahvaltımızı birlikte yapalım istedim. Otursana. Haber var mı? Ne zaman çıkıyor babam? Bir aksilik olmazsa bugün yarın çıkar. Çıkışına gelmek isterim. Bana biraz izin verseniz olur mu? Fazla uzamasın ama. Efendim? Alo. Firuze, sanırım haberin yok. Ayaz iyi değil. Annesi kötü durumda. Şu anda hastanedeler. Yani seni aramış ama ulaşamamış. Arasan iyi olur. Yani Ayaz mutlu olur. İyi gelir. Tamam. Ne oldu? Elvan iyi değilmiş. Benim gitmem lazım. Kusura bakma. Üzüldüm. Ben de. Firuze. Artık benimle sizli bizli konuşmanı istemiyor. Bana Ertan dediğini duymak istiyor.
Ertan. Zor ki şu an. Sana hoşça kal demek o kadar zor ki. O kadar inanmıştım ki bir aile olacağımıza. Bir yuva kuracağımıza o kadar inandım ki. Şu an sana hoşça kal demek. Ferrak. Bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbir zaman, asla. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyden bağımsız, eğer bir gün kalbine düşersem ben yine burada bıraktığın gibi kalacağım. Koral Eda. Berek ablam. Ne oldu? İyi misin? İyiyim. Safiye anne üzüldü değil de sadece o kadar. Bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Tamam. Merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Şş. Sen yazıyor musun bu Koran'a? Yok artık ya. Saçmalama yani istersen. Hayır, yazıyorsan o saçma olur. Benim bunu anlamış olmam değil. Şirketteki çalışanların parmak izleri uyuşmadı kağıttakiyle. O zaman parmak izini almadığımız birileri var. Ayaz Bey ve Mehveş Hanım. Onlarınki yok. Neden Fehmi? Ayaz Bey şirkete kısa süreliğe gelmiş zaten. Hemen çıkmış. Mehveş, o bütün gün şirketteydi. Söyle Fehmi, söyle. Mehveş Hanım reddetti parmak izini vermeyi. Sevgilin olmaz ya. Yok. Yani yengenden sır çıkmaz biliyorsun. O yüzden korkmadan söyleyebilirsin bana. Vallahi billahi yok. Peki hiç böyle hani uzaktan uzağa kesiştiğin falan da mı? Yok. Allah Allah. Ya ne bileyim ben de öyle
Bir aşık oldun, aşık acısı çekiyorsun falan sandım. Hiç aşık olmadım ki ben. Olamam da. Aa, kız daha neler, niye aşık olmayaymışsın? Aşık olmadan ömür mü geçer? Saçmalama, bizim doğamıza ters. Bence sana yanık çoktur da senin haberin yoktur. Ne oldu, bir şey mi oldu? Titredi elin ayağın da bir. Düzgün tut kuzum. Şeyin ucu sivri ya, kayarsa falan canın acır. Figen, niye toplaştınız kız? Polis de gelmiş. Bu ne kalabalık? Yasin'i öldürmüşler. Duymadın mı komşu? Ay deme. Annem. Annem artık bitti. İkimiz de özgürüz. Yaşaman lazım anne. Böyle tam her şey bitti derken gitmek olmaz. Gidemezsin. Devrin cefasını çektik. Sefasını da süreceğiz anne. Annem. Anne, ben Firuze'nin karşısına çıkacağım. Onu deliler gibi sevdiğimi söyleyeceğim. Bunca zaman niye kaçtığımı, bütün bunların niye zorunda olduğumu söyleyeceğim Firuze'ye. Hadi be annem, bir gayret. Daha yapacak çok işimiz var. Daha düğün kuracağız. Hadi annem, gitmene zamanı değil. Annem, bu defa kimse engel olamayacak bize. Firuze. Safiye Sultan. Sen iyi misin Firuze? Ha? Çok merak ettim seni dün geceden beri. İyi misin? İyiyim. Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Baban çıkacakmış. Geçmiş olsun şimdiden. Sağ ol. Öyle görünüyor. Ayaz. Ben sen olmasaydım başaramazdım. Evdekilere deme ama oğlum. Ya niye baba, niye? Şimdi kalkar gelirler. Kızlarım da annen de bir daha buraya ayak basmasın. O yüzden sessizce gel. Ha tamam, tamam, tamam. O zaman ben kimseye bir şey demiyorum. Sürpriz olur hem. Geldiğin zaman burada... Ya baba. Aslında benim de sana bir sürprizim var ha. Şimdi kapatıyorum oğlum. Hadi. Hayırlısıyla gel. Size de zahmet verdik. Emeğiniz büyük. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İşim bu benim. Şimdi anladım Firuze'nin kime benzediğini. Tıpkı babası gibi kendinden çok başkasını düşünüyor. Güçlü olmaya da ant içmiş. Estağfurullah. O sizin iyi niyetiniz.
Azim'le savaştı. Babamı çıkaracağım dedi, çıkardı. Ne yalan söyleyeyim, size gıpta ediyorum. Şahane bir kız yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Onuruyla dimdik ayakta. Hiçbir kadın boynunun bükülmesini hak etmez Zira. Haklısınız. Tekrar teşekkür ederim. Faruk! Faruk lan duydun mu? Yasin'i deşip geçmişler. Evinde soyup soğana çevirmişler. Ya ne kadar üzücü. Lan oğlum bana bak, senin bu işlerle bir alakan yok değil mi? Tüş. Ne tüş? Hırsızlık senin için atasporu. Ne bileyim, bir de adam deşeyim hayatıma renk gelsin demişindir belki. Ben senin fantazilerine nasıl yetişeyim? Benim de bu kalbim artık kırılmaktan bin parça. Aliyem ne diyeyim sana, el insaf. El insaf. Ya Faruk ya. Üzüldüm ya. Cidden bak. Kimsesi yoktu ki garibanın. Tamam arada itliği tutardı ama o kadar da kahrımızı çekti bizim. Ya bırak Allah aşkına anne, şurada güzel bir haber vereceğiz sana. Bu boğazımıza tıkadın yani. Kafaya vurdun gene çekici. Ne haberi lan? Ay. Yoksa Sevda buradan da mı kaçtı? Bu evden giden yok. Gelen var. Anladın? Babam geliyor babam. Onu almaya gidiyorum. Vallahi mı? Vallahi bak gidiyorum şimdi. Ben senin o müjde verin. Hadi git. Git lan. Git de al, gel çabuk. Ne oldu? Kıpçırıyordun az daha. Ya oğlum yürü git hadi oğlum. Ha? Az daha sarılıyordun. Ya git. Elvan kız, bu ne? Diskoya çevirmişsin evi. Kapat. Mahallede cenaze var. Bu bitsin, sana falda bakacağım. Şu kıyfa bakarım kız be. Aklın şaşacak. Ne yapıyorsun kız sen? Çek ellerini çocuğumun üstünden, çek. Ay oje sürüyorum anneciğim. Kalk kız sen de. Geç şu tarafa. Ay yemedim ya ben. Azıcık keyiflensin dedim anneciğim, size de yarın olmuyor, aşk olsun. İstemez. Onun dersleriyle keyfi yerinde. Kendine mi benzeteceksin benim güzelim kızımı? Ha? Benim kızım namusuyla yaşar. Günah nedir bilmez. Eline erkek eli değmedi. Git yürü git. Kendine başka kurban bul. Hadi çık. Ne bakıyorsun ben? Çıksana kız dışarı. Haydi. Sen sil şu tırnaklarını, şu saçını başını. Aç şunları, ne yapmışsın? Panayır cadısına dönmüşsün. Bir daha yaklaşmayacaksın o zillinin yanına. Anladın mı? Her şey yoluna giriyor derken bir de bundan sızlanacağımız varmış. Sen benim babamın hayatını kurtardın. İnan annen de kurtulacak. Ben buna inanıyorum. İnanırsan ben de inanırım Firuze. Annemi şuradan alayım bir çıkarayım. Bak her şey nasıl yoluna giriyor. Eskisi gibi. Ben gideyim artık. Ayarladım her şeyi. Kardeşine hiçbir şey olmayacak. Kendimi seni mutlu etmeye atacağım. Söz. Hadi.
ben gideyim artık. Nasıl? Cin mi çarptı? Ne yapıyor? Eline ne oldu? Dün bulaşık yıkarken bardak kırıldı. Berrak Hanım, gelininiz geldi. Ben de odanıza koyuyordum. Çakmak yakacak galiba. Berrak! 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 Ver onu bana. Ver onu bana. Tamam, tamam. Ver onu bana. Ver onu bana tatlım. Berrak bırak. Bırak. Kaç. Tamam, tamam Berrak. Berrak. Elimi tuttu benim. Avucunun içine kendimi, hayatımı, her şeyimi verdim. Teslim oldum. Ondan gelen küçücük sevgi kırıntılarını bile kendime aşk yaptım. O bile yeterdi bana. Tertemiz, masum sevdim ben onu. Başka bir şey istemedim ben ondan. Niye böyle oldu? Sen yaptın. Senin yüzünden. Tamam. Senin yüzünden.
yüzünden hayatımı bir yalan üzerine kurdum ben. Senin için, senin. Seni korumak için. Senden sadece bir gerçek istedim. Vermedin sen bana. Beceremedin onu, beceremedin. Ayaz'ı sen aldın benden. Ayaz'ı sen aldın benden. Tamam, tamam. Sen aldın. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Her sabah gözlerim onsuz nasıl yaşayacağım ben? Ayaz olmadan ben yönümü bulamam ki. Onsuz ben yaşayamam ki. Yaşayamam ben onsuz. Ödürüm. Nasıl olur mu? Durumu çok kritik. Acilen nakil yapılması lazım. Yapamam ben, ne olur. Ay Elvan, ne demek yapamam ya? Evin genç kızı sensin, asıl senin yapman lazım. Ha, boynumuzun borcu. Allah Allah, kaç zamandır adamın evinde oturuyoruz. Kız yürüsene. Ne bekliyorsun orada? Yapamam ben anne. Dağıtılacak o helvalar. Ya bir hayrımız dokunsun Sevap. Ne oluyor? Ay delireceğim ya. Ya Allah rızası için helva yaptım Yasin'e. Hırsızlar deşmiş adamı. Bu da tutturdu bir haller hareketler. Ben götürmem, ben yapmam, ben bir veremem. Manyak manyak bir şeyler yapıyor. Ablacığım sen ver bana onu. Geç içeri hadi. Deli mi ne? Şu tepsiyi bıraksana şuraya. Tamam anne, ben dağıtacağım ya işte. Koy şuraya şunu ya. Sen bu işi, ha? Babamın verdiği dilekçeyi bulduk biz. Öyle işte. Yatacak mı o Ertan iti? Yok, o yine sıyırdı. Böyledir zaten. Mazlumun dünyasında kıyamet kopar. Zengin yatağında horlar. Böyledir, düzen böyledir. Neyse. Hadi sen bunu al. Bak sen bu tarafa, ben de bu tarafa, tamam mı?
hadi size tatlı vereyim. Al bakalım sen bunu. Sen de bunu al. Ne var Ali'ye? Yasin için helva kavurdum. Allah kabul etsin diyeceğim ama eder mi ki? Eder eder. Ama sen helvayı hem Yasin niyetine yiyeceksin... ...hem de attığın iftiraların niyetine yiyeceksin, tamam mı? O ne demek öyle? Akşama görürsün demek. Buyurun. Allah kabul etsin. Al bakalım. Ertan neler oluyor? Berak'ın hali ne böyle? Hem gelinliğin ne işi var bahçede? Yok bir şey. Ertan, hayatım yalan üzerine kuruldu ne demek? Ve seninle ne ilgisi var? Sakın sonra deme, hemen anlat. Gözün aydın mı Halide? Hep istediğin oldu. Neymiş o? Düğün iptal. Ayaz Berrak'ı terk etti. Ayrıldılar. Aa. Neden? Yapma bunu Valide. Yapma. Kahkahanı içine atma. Özgür bırak. Kardeşinizin sonuçları çıktı, nakil için son derece uygun. Hemen bugün yatışını yapıp yarın sabah erkenden ameliyatı alabiliriz. Bu kadar çabuk mu? Oğlum annem üzülüyor lan. Tabii ki bu kadar çabuk. Evet doktor. Ya benim halim? Ruh durumum? Ya bana bir şey olursa? Ben ne yapacağım tek böbrekle? Bunu hiç düşündünüz mü? Hem benim için risk de doktor hanım. Bunu da bir söyler misin? Mete sen ne dediğinin farkında mısın oğlum? Lan saçma sapan konuşma, annemiz içeride lan. Bakın iki tane böbreğiniz olduğundan biriyle ömür boyu rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şeyler var tabii. Ya ameliyat? Her ameliyatın bir riski vardır. Lan oğlum içerideki senin benim Filiz'in annesi lan. Başkasının annesi değil lan. Zorla diyorsun yani. Hayır hayır, zorlama diye bir şey yok. %100 gönüllülük esastır. Ben düşüneceğim. Lan oğlum neyini düşüneceksin lan? Bizim annemiz, bizim. Peki tamam, siz düşünün. Oğlum sen neyin kafasındasın lan? Belki de ömrü bu kadarmış, olamaz mı? Ya ben ne yapacağım tek böbrekle? Ya bana bir şey olursa? Abi hayır yapma tamam abi hayır. Lan abi, sen ya... nasıl bir evlatsın, nasıl bir insansın lan sen? Lan sen nasıl bir evlatsın lan? İçerideki annemiz oğlum, bizim annemiz lan. Oğlum sonrasında nasıl vicdan azabından yaşayacaksın lan sen? Ölürse ne yapacaksın? Ne bok yiyeceksin? Kendi istemiş, bırakmış tedaviyi. Yalan mı? Yalan mı? Belli ki sen biliyorsun sebebini. Neden? Sürekli annemle fısır fısır konuşuyorsunuz. Ne? Elimde kalırsın. Kusura bakma. Ama o bıçak altına yat demek çok kolay. Ben yapamam. Yapmayacağım. Mete elimde kalırsın Mete. Lan bana bak. Eğer bir adım daha atarsan... ...senin yüzüne bakmam. Bakmazsan bak. Senin ben amına koyayım. Berak abla, ondan aradım. Filiz? Filiz ne oldu? Safiye anneye bir şey mi oldu yoksa? Olmadı Berak abla. Olacak ama.
Mete abimin böbreği uyuyordu ama vermek istemedi. Ne? Abim kovdu Mete abimi hastaneden. Çok kötü kavga ettiler. Burada her şey çok kötü. Filiz'im tamam, tamam tatlım. Sakin ol. Başkalarına sorarız, buluruz bir şekilde lütfen. Organ bankasından beklersek aylar sürebiliyormuş ama yani. Ama doktor bir de şey dedi Berek abla. Eğer uygun donör bulabilirsek şey hemen annem ameliyat alınabilirmiş. Filiz, annenin kan grubu neydi? A pozitif olması lazım. A pozitif. Utku, al bunu götür. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. Kaybetme sakın. Biraz sakin ol, deli olan. Uyansınlar. Ya çalıp durma şunu. Çocuğu var, hastası var. Rahatsız etmeyelim milleti. Ya bir şey olmaz babam ya. Herkes duysun. Herkes duysun. Babam suçsuz. Şerefiyle çıktı aklanlı benim babam da. Uyanın ulan. Yaşar Usta geliyor be. Ay. Yaşar Usta geliyor ulan. Ya sen anlamıyorsun. Oğlum. Gördün mü babam? Bütün mahalleye bağırdım seni ha. Tamam artık, tamam. Yaşar amca çıkmış. İnanamıyorum ya. Senin haberin yok mu kızım? Bu nasıl kankalık? Sus Celal, sus. Şoktayım zaten. Ben Firuze'ye gidiyorum. Al sen bunları. Hadi sana iyi seyirler. Nasıl ya? Sap gibi tek başıma mı gideceğim? Evet canım. Mısır da al. Hadi. Ne oldu? Uyanın, uyanın. Hayır. Geldiler. Biz. Geldiler. Geldiler. Babanız geldi. Yaşar geldi. Nasıl geldi? Bugün mü bırakmışlar? Ha? Faruk aramış gel beni al diye. O da gitti onu almaya. Sürpriz kız. Hadi ablacığım. Sen nereye? Hayırdır? Senin kimin geldi? Hiçbir şeyim. Çek şuradan. Kral babam gel. Ey gidi be. Bak Yaşar da çıkmış. Susuzmuş. Susuzmuş demek ki çıkmış. Hoş geldin evine babam. Sağ olasın oğlum. Geçmiş o Yaşar Bey. Gördüğüm dahi dalyanım. Sağ olun. Babam. Benim güzel kızlarım. Ay Yaşar. Hoş geldin. Ay Yaşar. Ya Zehra. Balçık çaldın, güneş kapandı mı? Bak sana inat daha da çok parlıyor. Ya Zehra. Öpeyim babacığım. Gel sen ameliyatlısın, hastasın. Dinelme buralarda gel. Kim bu hanım kız? Hanım kız mı? Buldun mu? Tövbe estağfurullah. Gel Yaşar. Çaldırma onlara gel. Boş ver. Geç. İzle sen daha izle. Ne yapayım? Adam gelmiş eve. Ay bir şey yapma. Yürü. Nasıl babacığım, böyle iyi mi? İyi kızım, iyi. Sağ ol. Uzansa mıydın acaba? Yo yo. Hepinize o kadar hasret kaldım ki. Gelin oturun bakalım şöyle karşıma. Elvan, gel kızım şöyle. Buraya bakayım. Baktım ben. Yaşar amca mı geldi? Geldi. İyi bak, keseceğim o Firuz'u. Hiç bana haber vermiyor. Ya onun da haberi yoktu ki bugün çıkacağından. Gel, gel.
Elvan, ablacığım yapma böyle hadi. Ben babam kadar masum, temiz birinin yanına yakışıyor muyum? Ben birini öldürdüm. Bakamam yüzüne. Yapamam. Bak bakayım bana. Sen kimseye bilerek zarar vermedin. Sen sadece kendini korumaya çalıştın, o kadar. O yüzden şimdi alnını babamın yanına gideceksin. Tamam mı? Anladın mı? Elvan, bak abimle ne oldu diye sorup duruyor. Bugün bizim en mutlu günümüz. Babamız geldi. Hadi Elvan, şimdi babamın yanına git. Ona sarıl. İyi misin kuzum? Baba. Ayaz. Ya baba. Bir türlü fırsat olmadı ki. Sevda. Tanıştıramadım ben sizi. Hadi, hadi Yaşar. Hadi, hazır neredeyse, kalk. Ya bir dakika. Ne bir dakikası ya? Adam aç, yemeğime hasret. Hadi Yaşar. Ya yer adam, tamam. Dur anne, Allah'ını seversen. Dolma yaptım sana. Hadi. Ali'ye bir dakika. Söyle oğlum. Baba, Sevda benim karım olacak. Ay Allah korusun, yarabbim. Hamile. Öyle mi? Ya. Evet babacığım. Öpeyim. Sağ ol kızım. İşte Allah'ın işi. Nikah günü aldınız mı oğlum? Alacağız baba. Hayırlısı olsun. Babam geldi. Biliyorum, Serhat haber verdi. O yüzden geldim zaten. Babana kavuştuğun anı görmek için geldim. Hasretinin dinişini görmek için geldim. Her şey için teşekkür ederim. Ben hiçbir şey yapmadım ki Firuze. Yolu yürüyen sensin. Önünde şu kadarcık bir taş çıktı, onu aldım sadece o kadar. Annen nasıl? Metin'in organ nakli için şeyi uydu. Kan grubuydu. Çok güzel bir haber. Ben çok sevindim. Mete vermedi. Korktu. İkna etmeye çalıştım, zorladım. Ama olmadı. Bir insan nasıl annesini ölüme terk eder? Bu adam benim kardeşim. Ayaz, ben böbreğimi veririm. Senden böyle bir şey isteyemem Firuze. Biliyorum. Ama aldığım onca şeyden sonra kan grubun tutmuyor zaten. Nasıl yani, öyle mi? Hı. İkimizinki aynı ya. Ben veremiyorsam
Sen de veremezsin ki. Merak etme. Halledeceğim ben. Organ Bankası'na haber gönderdik. Bekliyoruz. Birkaç arkadaşa da söyledim. Yarın sabah gelip kan verecekler. Annemin kalan akrabalarına da haber verdik. Merak etme. Ben Umud'u vazgeçmemeyi senden öğrendim. Biliyorum annem yaşayacak. Bu mutlu gününde rol çalmak istemezdim senden ama... söyleyeceğim çok önemli şeyler var sana. Firuze, iyi misin? Ya bugün çok mutlu olman lazım değil mi senin? Ne oldu? Hadi Firuze. Karar vermiştik ama Firuze. Hadi. Hoş geldiniz Ertan Bey. Firuze. İyiyim. Babam merak eder. Olsun ya. Yaşar amca çıkmış, benim dünyadan haberim yok. Şimdi ben çok kötü bir şey yaptım. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın bir taneciğim, ne oldu? Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Bir söyle. Ne yaptın? Sonuçlar ne zaman çıkar? Durum acil olduğu için yarın açıklanır. Hızla çalışıyoruz. Peki diyelim ki uydu her şey. Hemen ameliyata girebilecek miyim? Evet ama testlerin sonuçlarına da bakmak lazım. Siz yarın aç gelin. Bir de... Ben sizden bir şey rica edeceğim. Kan verdiğimi falan kimse bilmesin, olur mu? Hayır, belki tutmaz. Umut vermeyelim boş yere, o yüzden söylüyorum. Teşekkür ederim. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi Firuze? Aklım almıyor. Nasıl yaparsın? Sana o kadar kızgınım ki. Sana o kadar çok kızgınım ki. Beğendin mi Yaşar? Eline sağlık hanım. Baba ayran koyayım mı? Hı, getir kızım. Afiyet olsun. Yaşar şöyle. Ha. Afiyet olsun. Ya anne o kadar güzel olmuş ki. Ne? Damağım çatladı ya, eline sağlık. Afiyet olsun. Duşu verir mi? Ha, versene onu. Hop.
Firuze kızım, iş nasıl gidiyor? Kalan dersini verebilir mi? Ay yok, yamuk yaptılar kızı, ayrıldı o da. Aa, benim niye haberim yok? Yeni. Oğlum senin hayatında ne heyelanlar oluyor, bizim haberimiz oluyor mu? Yok. Ay anneciğim. Merhaba hocam. Bir haber var mı Urgan Bankası'ndan? Beklemek lazım Ayaz Bey. Yani biliyorsunuz çok fazla parametre var. Hastanın yaşı, durumunun acil olması. Yani çok fazla detay var. Tam olarak hangi detayı bekliyoruz biz? Koskoca Organ Bankası değil mi bu? Neyi bulamıyorlar? Ayaz Bey, ben sizi anlıyorum ama lütfen biraz sakin olur musunuz? Lütfen işimizi zorlaştırmayın. Sakin olur musunuz biraz? Affedersiniz. Meyveş Hanım'ın parmak izleri uyuyor. Haklıymışsınız. Genelde öyleyimdir. Vallahi çok şaşırdım. Kardeşsiniz sonuçta. İnsan bunu niye yapar ki? Ben şaşırmadım. Ben de olmadan önce her şey Meyveş'indi. Ama sonra yarısı benim oldu. Kardeş demek bu demektir. Gelir ve yarısını alır. Sonra yıllarca her şeyin tamamını tekrar almak için fark etmeden kardeşini yok etmeye çalışırsın. Meyveş de bunu yapıyor. Kendince haklı da. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey. Görüşürüz Feyyaz. Meyveş iyi hamleydi. Amcama selam söyle. Yakında görüşeceğiz. Ertan abi. Ne oldu Mete? Abi artık son raddeye geldik abimle. Bundan sonra değil yüzüne bakmak. Sokağından bile geçmem. Sildim. Abi eğer kabul edersen bundan sonra senin kardeşinim. İyi. İyi, güzel. Kardeşlik güzel bir şey. Çok güzel. Al şunu içeri götür. Hadi bakayım. Nasıl başardın? Tek başıma değil babacığım. Yardım eden yürekli insanlarla birlikte başardık. O adam size ilişecek diye çok korktum. Dualar ettim. Yalvardım Allah'a. Çok şükür kalbimiz kırılmadan, yüreğimiz incinmeden bitti bu iş. Kusum. Her şey hazır mı? Evet Ertan Bey, hazır. Buyurun efendim. Teşekkürler. Hadi. Thank you.
bitti kızım. Geçti gitti hepsi. Ben buradayım artık. Canlarım benim. Alo. Günaydın. Günaydın. Artık sabahları seninle uyanmak istiyorum. Güne gözlerinle başlamak. En azından bu sabah kahvaltı yapalım. Ben çıkamam, babam geldi dün. Biliyorum. Bu güzel haberi benimle paylaşmanı bekledim ama aramadın. Kusura bakma. İyi, ben geleyim madem. Hem babana geçmiş olsun dileklerimi iletmiş olurum. Yok. Ben gelirim. Nereye geleyim? Eve doğru geliyorum. 5 dakikaya oradayım. Tamam, geliyorum hemen. Ay, uyandırdım, tüh. Dedim acaba ateşi var mı? İyiyim, iyiyim, merak etme. Yok ateşin, çok şükür. Yok şükür. Dur, yardım edeyim. Dur. Sen bütün gece inledin. Gözüme uyku girmedi vallahi, hep soluğunu kontrol ettim. Hadi gel, kahvaltını hazır. Bir şeyler ye de ilaçlarını iç. Oraya yatak hazırladım sana. Oh, bir de güzel televizyonu da açarsın. Sen beni özledin mi Aliye? Ha, ha. İnsan kaybedince anlıyor değerini. Ne yapacaksın? Alışmışım. Hırgür de olsa onca yıl kolay mı? Vallahi biliyor musun, kaç kere yatağın altına eğrildim. Çorabını aradım. Keşke dedim öte birisini açsa fırlatsa. Burada olsa da ben de ona söylensem dedim. Allah kimseye göstermesin sevdiğinin yokluğunu. Hiç umudum yoktu biliyor musun Ali? Bir daha evimi göreceğimi, yastığıma başımı koyacağımı. Çok şükür buradasın, yaşar. Şükür. Sen gene de atma öteberini oraya buraya. Benim sinirimi zıplatma. Günaydın. Hayırdır? İş görüşmesine. Babanla kahvaltı etmeyecek mi? Anne, çalışmam da lazım ya. Orası kesin de. Senin bir derdin mi var? Elvan da bir acayip. Yani kaçmadı gözümden. Bana bak, gene benden bir şey saklıyorsanız. Yok anne, ne saklayacağız? Hepimiz yorulduk, gerildik işte yani. Başka bir sebebi yok. Hadi. İyi, peki öyle olsun. Hoş geldin. Senin için. Gerek yoktu. Fark ettim ki hangi çiçeği sevdiğini bilmiyorum. Dur söyleme. Bence bunlar değil. Ama öğrenmek için çok vaktim var. Baban nasıl? İyi. Çok sevindim. En yakın zamanda gelip
Kendi gözlerimle babanın nasıl olduğunu görmek isterim. Mesela yarın akşam. Ne dersin? Bence müthiş bir zamanlama. Filiz. Hadi kalk abicim uyan. Ne oldu? Bulmuşlar mı? İyi mi annem abi? Annem iyi abicim, merak etme sen. Bir sıkıntısı yok. Bulamadılar ama hala değil mi? Uygun organ. Bütün arkadaşlarımı aradım, haber verdim. Gelip vereceğiz dediler. Serhat da biraz önce aradı. Yoldaymış o da. Hadi al bakalım. Hadi. Abi. Hı. Anneme bir şey olursa ne yaparız biz? Anneme bir şey olmayacak Filiz. Sana söz veriyorum, anneme bir şey olmayacak. Aslanlar gibi çıkacak baba. Eve gideceğiz, sana yine iç pilav yapacak. Yine biz şakalaşacağız, uğraşacağız annemle. Terliğini saklayacağız. Kızacak bize. Sana söz veriyorum, hiçbir şey olmayacak. Mete'den haber var mı? Yok. Kapalı bundan beri telefonu. Sabah sabah bu ne kadar güzel bir sürpriz Banu Hanım. Merhaba. Normalde bu benim işim, iyi biliyorsunuz. Ertan Bey rica ettiği için geldim. Buyurun kıyafetleriniz. Bu da arabanızın anahtarı. Otelin otoparkında duruyor. Maaş hesabınıza da ödeme yapıldı. Tamam. Bu arada Ertan Bey bir süre şirkete gelmemenizi istedi. Pozisyonunuz hakkında karar verecekmiş. Benden haber beklesin dedi. Ona da tamam. O zaman size iyi günler. Banu Hanım bir dakika. Madem buraya kadar yordum sizi, kahvaltıda bana eşlik ederseniz borcumu ödemiş olurum. Hem biraz konuşuruz. Nasıl fikir? Olabilir. Biraz bekleteceğim. Üstümü giyinip geliyorum. Bekliyorum. Teyze ne haber? İyi korucum, sen? İyiyim ben de. Ayaz abinin durumu ne oldu onu soracaktım. Annesi nasıl? Bir tek Meten iki uyuyormuş. O da vermek istememiş. Oha, gerçekten mi? Evet. E ne olacak şimdi? Ne olacak? Başka bir yol bulacaklar. Sen nereye? Tatile mi annem gibi? Hayır ama... Belki daha sonra olabilir. Hadi ben çıktım. Güle güle. Berak nereye? Çıkıyorum ben. Teyzem gitti mi? Ay evet, kaçar gibi gitti çıktı, anlamadım ki. Bir şey söyleyeceğim ama aslında pek emin değilim. Ama söylemezsem çok geç olabilir. Ay Koran söylesene. Teyzem bir şeyler çeviriyor. Anlamadım, ne gibi? Galiba Safiye teyzeye böbreğini verecek. Şerife, çantamı getir. Berak! Hemen arabayı
getirin. Onu durdurmamız gerek. Efendim valide? Ertan yardım et. Ne oldu? Berak Safiye için ameliyat olacakmış. Ona böbreğini verecekmiş. Ne diyorsun valide, emin misin? Ertan, Berak'ı durdurmamız gerek. Tamam geliyorum. Utku, hemen Ayaz'ın annesinin olduğu hastaneye gidiyoruz. Hemen, çabuk. Bir şey mi olmuş? Berak, Ayaz'ın annesine böbreğini verecekmiş. Çok güzel bir hareket. Nesi güzel Firuze? O benim kardeşim. O da evleneceği adamın annesi. Ne evlenmesi? Evlenmiyorlar, bitti. Sonuçlar çıktı mı? Tüm tahlilleri değerlendiremedim ama bence siz mükemmel bir adaysınız. Verebiliyorum yani. Öyle görünüyor. Henüz daha tam detaylı inceleyemedim ama son kararı kurul verecek. O zaman ben yatış işlemlerine başlıyorum. Hı? Hayır abi. Bütün testler burada yapılacak. Gelmen yeter. Sağ ol Kadir. Cansın abi. Eyvallah. Kadir de geliyor. Hadi bakalım. Günaydın. Berak. Hayırdır, ne işin var burada? Sana bir haberim var. Neymiş? Yani kesinleşmeden söylemek istemedim ama dün ben bir test yaptırdım. Bugün geldiğimde de güzel haberi verdiler. Gerçekten mi Berak abla? Yapacak mısın annem için bunu? Yapacağım tabii. Yapacağım. Berak, gelsene sen benimle. Bak Berak, çok teşekkür ederim sana. Yani inan beklemiyordum böyle bir hareket senden. Ama hallediyorum ben. Gerek yok. Bir sürü arkadaşa haber verdim. Gelip kan verecekler. Uygun döneri illa ki çıkacak aralarında. Sen bunu senin için yaptığımı falan düşünüyorsun değil mi? Senin sevgini kazanmak için. Ben Safiye anneyi çok sevdim. Onun kalbini gördüm. Tüm bu yaşananlardan sonra da onu hak ettiğini düşünüyorum. Berrak Hanım, odanızı hazır. Buyurun. İnan bana. İzin vermem. Senden ricam, sakın seni ikna etmesine müsaade etme. Kim ki onlar kızımın hayatını tehlikeye atıyorlar. Gerekirse git bir böbrek çal. Ama Berrak o masaya yatmayacak. Valide, böyle konuşmaya devam edelim yoksa içeri geçip engel mi olayım? Firuze. Evet, sen buna müsaade etmeyeceğim Ertan. Bu insanlar için yarım hayat yaşamaya değer mi? Abicem. Ya bir şey soracağım. Sen neden sevinmedin? Sevindim mi abicim? Niye sevinmeyeyim? Sevinmez olur muyum? Sen niye öyle düşündün peki? Öyle geldi.
arkamda yürümeni değil, yanımda olmanı istiyorum. Kızım nerede? Odayı aldılar. Nasıl yani? Buna nasıl izin verirsin? Bak, kızıma bir şey olursa... Valide! Hangi oda? Burası, 208. Firuze. Sanıyorsun? Hemen çıkar şunları. Asla izin vermiyorum. Anne sakin ol. Senden izin almıyorum ki. O ameliyat olmayacak. Kime ne olduysa hiç umurumda değil. Valide. Ne yapıyorsun? Sakin. Firuze annemi dışarı çıkarır mısın? Başhekimle görüşelim. Burada oturup duramam böyle. Tatlım. Neden? Beni ikna etmek için bir tane neden söyle. Aşk. Onun için her şeyi yaparım. Onsuz zaten öleceğim. Ayaz için her şeyi yaparım. Yeter ki beni sevsin. Başka bir şey istemiyorum. Annem nerede? Başhekimle görüşmeye gitti. İyi tamam. Sen burada bekle. Ben de birazdan geliyorum. Karıcığım. Her şey tamam Ertan Bey. Memur da geldi. Talep de deftere işlendi. Şahitler de hazır. Güzel. Alalım. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Biraz ani oldu. Rica ederim. Ama acele edelim. Buradan da bir düğüne geçeceğim. Şöyle buyurun. Buyurun. Biz hazırız. Değil mi sevgilim? Başlayalım mı? Sıkıcı soruları atlasak? Hay hay. Siz Firuze Pınar, hiçbir baskı altında kalmaksızın Ertan Demirkan'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sevgilim.
Bana hayır de. Evet. Siz Ertan Demirkan, hiçbir baskı altında kalmaksızın Firuze Pınar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Karıcığım ne?